Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere dinlerde kurtarıcılık kavramından bahsetmek istiyorum. Mehdilik, mesihlik, peygamberlik bir kurtarıcının gelip insanlığı kurtaracağı inancı. Bu tüm dinlerde hemen hemen neredeyse söz konusu. Fakat dinlerin son reformcu devamı olan İslamiyet'te farklı bir durum söz konusu. Kur'an'da Hatemül Enbiya kavramı geçer. Son peygamber demektir. Muhammed Allah'ın Resulüdür ve son peygamberdir der Kur'an-ı Kerim. Ve peygamberliğin Muhammed peygamberle sona erdiği söylenir. Bu aslında hem dinler tarihinde hem de insanlık tarihinde çok önemli bir aşamadır. Çünkü tüm dinler ve o ana kadarki insanlık hep bir kurtarıcı beklentisi içerisindeydi. Eski çağlarda insanlar böyle kurtarıcı beklerlerdi. Bir peygamber gelecek, bizi kurtaracak. Son peygamber zuhuru yaklaştı. Mehdi çıkacak, Mesih geri dönecek diye geçmiş çağlarda yaşamış kahramanların, ulu kişilerin geri döneceği ve onların yerine yeni bir kurtarıcının ortaya çıkacağı inancı hemen hemen tüm dinlerde söz konusuydu. Esasında biraz dinler tarihinde işin kökenine doğru gittiğimizde bunun Hindistan'da caynacılık inancından geldiğini görüyoruz. Cayna inancına göre bu bir Hindu mezhebi aynı zamanda. Cayna kurtarıcı demek. Eski Sanskritçe'de kurtarıcı manasına geliyor ve her 250 yılda bir dünyaya bir kurtarıcı geliyor. Ve bu 250 ulu kişinin sayısı ruhani alemde hiç eksik olmuyor. Ve 250 tane kişi var. Onların yüzü suyu hürmetine yağmurlar yağıyor. Onların yüzü suyu hürmetinde yeryüzünde yaşam devam ediyor. Bunlardan birisi eksildikçe onun yerine yenisi geliyor. Ve 250 yılda bir de en baş kurtarıcı geliyor. Buna da Cayna deniliyor. Ve dünyayı yeniliyor. Hem ruhani olarak hem manevi olarak. Böyle inançlar var Hindu dininde. Oradan Mecusi'ye geçmiş. Mecusi'de Şoşyant inancı var. Ona da Mehdi deniliyor. O da İyi ile kötünün arasındaki mücadele bir gün sona erecek. Ve kıyametin kopuşuna doğru Şoşyant yani dünyanın kurtarıcısı Mehdi gelerek dünyayı kurtaracak ve kötülüğü çıktığı yere gömerek tüm evrende iyiliğin ve Ahura Mazda'nın hakimiyetini ilan edecek. Onlar da buna böyle inanıyorlar. Oradan Yahudiliğe geçmiş. Yahudiliğin de Musa'nın ve Harun'un soyundan daima kurtarıcılar geleceği ve yeni Mehdiler zuhur edeceğine inanılıyor. Oradan Hristiyanlığa geçmiş. Hristiyanlık zaten baştan sona kadar İsa'nın geri döneceği inancı üzerine kurulu. Hazreti İsa çarmıha gerilince öldükten 3 gün sonra mezarından kalkarak Magdaleli Meryem'e görünüyor ve dünyanın her bir yerine havarilerinin dağılmasını ve sözünü tüm uluslara iletmelerini istiyor ve daha sonra Pavlos'a görünüyor Şam yolunda, ona da geri geleceğini söylüyor ve şu anda Tanrı'nın sağ tarafında göklerdeki derinliklerinde yaşıyor ve kıyamete yakın bir zamanda tekrar geri gelerek insanlığı kurtaracak ve 1000 yıl sürecek
barış ve adalete dolu, adaletle dolu bir dünya kurulacak. Dolayısıyla ona inananlarla beraber İsa geri döndükten sonra tekrar gökyüzüne çekilecek ve en son dünyada bir Armagedon savaşı gerçekleşecek. İsa'ya inananlarla ona inanmayanlar arasında bu şekilde yeryüzündeki nihai hesaplaşma da gerçekleşmiş olacak. Görüldüğü gibi bütün dinlerde böyle kurtarıcılık fikirleri var. Fakat Kur'an'a geldiğimiz zaman iş değişiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne Mehdi'nin çıkacağına dair, ne Mesih'in geri döneceğine dair, ne bir caynacılık fikrine dair, ne de bir daha peygamber geleceğine dair hiçbir ayet, açıklama, rivayet, işaret yoktur. Tam tersi Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde Muhammed Allah'ın Resulüdür, son peygamberdir. Hatemül Enbiya deniliyor. Böylelikle son peygamber fikriyle aslında bir çağ kapanmış oluyor. Artık bundan sonra ne bir peygamber gelecek, ne bir Mehdi çıkacak, ne bir Mesih geri dönecek, ne bir cayna gelip insanlığı 250 yılda bir kurtaracak. Bundan sonra ne olacak peki? Bundan sonra insanlık vicdanına ve aklına göre kendi yolunu çizecek. Müslümanlar ellerindeki Kur'an'a bakacaklar. Tabiattaki Allah'ın ayetlerine bakacaklar. Onları anlayacaklar. Ve insanlık kendi tecrübelerinden, kendi acılarından, kendi merhemini çıkararak yoluna devam edecek. Bundan başka da olacak bir şey yoktur. Peki insanların sürekli bu kurtarıcı beklentisi içerisinde olmaları hangi psikolojiyle veya sosyolojiyle açıklanabilir? İlk olarak psikolojik açıdan bakıldığında her kim Mehdi gelecek diyorsa bilinmelidir ki o aslında birkaç adım sonra kendisini kastediyordur. Bu fikrin gerisinde kendisinin insanlığa bir şekilde kabul ettirilmesi fikri yatıyor. Veyahut da kendi liderini kastediyordur. Birkaç adım sonra o kastettiği Mehdi işte geldi, o da bizim liderimiz demeye getirecektir. Eski çağlarda insanların etrafına adam toplaması için, halk kitlelerini peşinden sürükleyebilmek için Mehdi veya Mesih veya peygamber olduğunu söylemen gerekirdi. Ve insanlara birkaç göz boyacılık numaralarıyla, bazı illüzyonist gösterilerle mucize veya keramet ısrar ediyor numarası yaparak insanları ancak peşinden sürükleyebiliyordun. Çünkü eski çağlarda insanlar sadece bunlara bakarak insanın olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanıyorlardı. Yoksa sen de bizim gibisin, benden hiçbir farkın yok, ben senin peşinden niye geleyim diye soruyordu herkes birbirine. Birisi ortaya çıkıp da hayır, bende olağanüstü güçler var, bakın mucizeler gerçekleştiriyorum, bakın denizleri yarıyorum, bakın ölüleri diriltiyorum, bakın körleri sağırları iyileştiriyorum, bakın denizin üstünden yürüyorum gibi böyle bazı sihirbazlık gösterilerine benzer işler yapınca insanlar ha tamam bunda olağanüstü güç var diyerek onun etrafında toplanıyorlardı. Ve kişi Mehdi olduğunu, Mesih olduğunu, peygamber olduğunu bu yollarla kanıtlıyordu ve kanıtlamaya çalışıyordu. Yoksa insanlar onu tabiri caizse adam yerine koymuyordu ve etrafında toplanmıyordu. Eski çağların insanları da zaten böyle beklentiler içerisindeydi. Peki bütün bunlara rağmen acaba neden Kur'an-ı Kerim'de peygambere bütün mucize istekleri gelmesine rağmen peygamber bunların hiçbirisini gerçekleştirmedi? Yani Kur'an'a göre peygamber Muhammed Mekke'de ve Medine'de hiçbir mucize göstermedi.
hiçbir sihirbazlık gösterisi anlamına gelecek göz bayağıcılık veya illüzyonist numaralar manasına gelecek hiçbir harekette bulunmadı. Sadece onlara benim size getirdiğim ayatun beyinattır. Söze dayalı apaçık delillerdir. Köleleri serbest bırakın. Tanrı'nın oğlu yoktur. Ben artık son peygamberim. Fazla ihtiyaç fazlası para biriktirmeyin. Tarlalarda, bağlarda, bahçelerde çalıştırdığınız köleleri ve işçileri serbest bırakın. Onlarla elinizdeki ihtiyaç fazlası olan şeyleri paylaşın, bölüşün. Kız çocuklarını diri diri gömmeyin. Kimseyi öldürmeyin. Hiçbir yere saldırmayın. Kimseye iftira atmayın. Yalan söylemeyin. Zina etmeyin. Tacizde, tecavüzde bulunmayın. Kadınlara hakkını verin. Onlarla aynı sofraya oturun diye sosyal adalet çağrıları çağrılarında bulundu. Peygamberin getirdiği buydu. Hiçbir mucize de getirmedi. Tüm mucize taleplerini de reddetti. Kendisinin de son peygamber olduğunu söyledi. Şimdi buradan ne çıkar? Buradan ne çıkar? Buradan kurtarıcılık çağının kapandığı çıkar. Peygamber kendisiyle beraber kerametler, mucizeler, olağanüstü halleri ısrar edilen kurtarıcılar, peygamberler çağını sona erdirmiştir. Kendisiyle beraber o devri bitirmiştir. Yeni bir devir başlamıştır. Ancak Kur'an böylesine devrimci, ilerici bir adım atmasına rağmen ona inanan Müslümanlar, Kur'an'a esas aldığını söyleyen insanların kendisinde aynı devrimcilik ve ileri adımın olmadığını görüyoruz. Onların geride kaldığını görüyoruz. Evet, Kur'an'a inananlar Kur'an'ın gerisinde kalmışlardır. İslam dünyasına şöyle bir baktığımızda, Şiisinden Sünnisine kadar herkesin bir şekilde Mesih beklediğini, Mehdi çıkacak diye umduğunu görüyoruz. Mesela bugün İran'da Mehdicilik resmi dini devletin görüşüdür. Mehdi gelene kadar velayeti fakih, yani mollalardan birisi fakihlik rolünü ifa ederek toplumu yönetecektir. Ve ortamı velayeti fakihe hazırlayacaktır. Şu anda İran ayetullahları ne yapıyorlar? Ortamı Mehdi'ye hazırlıyorlar. Resmi olarak, devletin resmi görüşü olarak buna inanıyorlar. Keza Afganistan'dan Tunus'a kadar, oradan Türkiye'deki dini cemaatlerin, tarikatların birçoğuna kadar, kıyamete yakın bir zamanda peygamberin soyundan gelecek bir Mehdi'nin zuhur edeceğini, aynı zamanda Nuzul-i İsa, İsa'nın da geri döneceğini çağımızı kurtarmak için ve Deccal'i yeneceğini ve daha sonra İsa'nın Mehdi'nin arkasında namaz kılarak ona tabi olacağını söylerler. Bunların hepsi boş inançlardır. Hiçbirinin Kur'an'da karşılığı yoktur. Bu devir 14 asır önce bitmiştir. Hala bunu devam ettirenler Kur'an'ın esas mesajının ne olduğunu bilmeyenlerdir. Kur'an'da ne anlatıldığından habersiz olanlardır. Boşu boşuna tarih boyunca böylesine Mehdiler, Mesihler ortaya çıkmış, sahte peygamberler ortaya çıkmış ve insanları söğüşlemekten, onları sömürmekten, maddi ve manevi olarak istismar etmekten başka da hiçbir işe yaramamışlardır. Bu sadece artık bir istismarın konusu olabilir. Eğer bir kimse Allah'a hizmet etmek istiyorsa, kendisine peygamber, Mehdi, Mesih demeden bunu yapmalıdır. Eğer gerçekten samimi ise, gerçekten Allah inancı varsa, o inancı sahtekarlık için veya sömürü için kullanmayacak da
gerçekten inancının gereği neyse onu yerine getirecek ise kendisine peygamber, Mehdi, Mesih, kurtarıcı demeden çıkar ve hizmet eder. Bildiklerini insanlara anlatır ve onları hayata geçirmeye çalışır. Mazlumun, fakirin, fukaranın yanında yer alır. Hakkı, adaleti, doğruluğu ve dürüstlüğü savunur ve bizatihi bunları ete kemiğe büründürerek yaşar. Bu kadar. Eğer gerçekten Kur'an'a inanan bir Müslümansanız yapılması gereken şey budur. Bunun dışında insanların böyle kurtarıcı ideolojilerin peşine takılması, mesiyanik fikirler ileri sürmesi, bizim cemaatimiz, bizim liderimiz, Mehdi, Mesih, kurtarıcı, peygamber söylemleri içerisinde bulunması, onun ve o kişilerin aslında iyi niyetli olmadıklarını, bir şeyi istismar etmeye çalıştıklarını gösterir. Veya iyi niyetli olsalar bile bilinçsiz olduklarını, Kur'an'ın 14 asır gerisinde kaldıklarını, eline aldıkları kitaptan bile haberleri olmadığını görürüz. Şimdi insanlıkta yeni bir dönem, mutlu yarınlar, güneşli, güzel günler özlemi her zaman olmuştur. Cennet de esasında bunları ifade etmektedir. Fakat bunlar insanlığın ortak çabasıyla gerçekleşecektir. İnsanlar vicdanı ve aklı esas alacaklardır. Artık Mehdi insanların vicdanı ve aklıdır. Müslümanlar için Kur'an'dır. Kur'an da zaten vicdanı ve aklı esas almamızı istiyor. Ve insanların örgütlenmesidir, birleşmesidir, bir araya gelmesidir, ortaklaşa işler yürütmesidir, insanlığın tecrübelerini devam ettirmesidir, çektikleri acılardan ve yanlışlardan sonuçlar çıkararak ve onları birbiriyle karşılaştırarak daha iyisini bulma çabasından ibarettir. İşte artık insanlık böyle böyle ilerleyecektir. Böyle böyle gelişecektir. Şu anda birleşen gruplar bir özlemi gerçekleştirmek için halkların, grupların, kişilerin birleşmesi ve bir kolektivite, bir ortaklık yaratması onlarda eski çağların mesiyanik, Mehdi gücünü ortaya çıkaracaktır. Yani bir Mehdi gelsin, mucizeler gerçekleştirsin. Dokunduğu yerde böyle mucizeler olsun isteniyorsa gruplar birleşecek. O birleşmeden işte o güç ortaya çıkar ve birleşmiş toplulukların, inançlı toplulukların bir şeye inanmış ve birleşmiş ve o hedefe doğru azimle yürüyen toplulukların, birleşmiş toplulukların önünde kimse duramaz. Hakikaten onların dokunduğu yerlerde güller biter ve yürüdükleri yerler önlerinde açılır. Artık buna böyle inanmak gerekiyor. Evet, sevgili seyirciler, bugünkü programımız da burada sona erdi. Sizlere kurtarıcılık düşüncesinden, mehdilik, mesihlik inançlarından bahsetmeye çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.